Myomlar rahmin kas tabakasından köken alan urlar. Bunlar rahmin dış yüzünde olursa biz sapsöröz diyoruz. Sadece kitle yapabilir, karında kitle ile gelebilir hasta. Rahmin iç yüzünde yer alırsa intramural diyoruz. Hem kitle yapabilir hem de ağrıya sebebiyet verebilir. Ama rahmin yumurtanın veyahut da embriyonun tutunduğu aydana yakanayan endometrium dokusunda olursa biz buna submüköz diyoruz. Bunlar da genellikle kanamayla geliyorlar. Kitleden önce kanama miktarında artış, kanama sıklığında artışla geliyorlar. Bu tür hastalara ne yapıyoruz? Bir kere önce tanı koymamız lazım. Bizim ilk tanı aracımız ultrasonografi. Ultrasonografi de hastanın şikayetine göre ağrı olabilir. Kanama olabilir, kitle hissetmiş olabilir. Şikayetine göre karından çünkü kitle çok büyükse vajinal dediğimiz alttan yapılan ultrasonla tespit edemeyebiliriz. Veya hem vajinal hem abdominal ultrasonografi ile rahmi iyice değerlendirdikten, miyomun konumunu belirledikten sonra hastaya tanımızı söylüyoruz. Ve hasta gerekli olan tedavi neyse ona yönlendiriyoruz. Hastalarımıza iki çeşit yaklaşımda bulunabiliriz. Sübüköz miyomlarda yani kanamaya fazla sebebiyet veren, kanama sıklığını ve miktarını arttıran miyomlarda hemen ameliyat öneriyoruz. Ameliyatımız rahim içerisinde vajinal yolla girilerek histeroskopik olarak yapılan bir ameliyat. Hastada herhangi bir kesi, ameliyat sonrasında ağrı veya herhangi bir şikayet olmuyor. Ve kamerayla bakarak koter dediğimiz bir işlemle veya kullanıcısına göre lazerle veya bipolar koterle bu miyom çıkartılıyor ve hastanın kanama şikayeti sonlandırılmış oluyor. Rahim içerisinde veya rahim dışında yer alan miyomlarda ise miyomun boyutu ve hastaya da ortaya çıkarttığı şikayetler tedavi seçmemizde önemli oluyor. Miyom boyutu küçükse, hastada şikayet yoksa bu ne demek? Hasta normal rutin kontrole gelmiş miyom tespit etmişiz. O hastalarda takip ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki miyomların çoğu ancak ve ancak gebelikte büyüyor. Gebelik dışında miyomlar büyümüyor veya hamileliğe de engel olmayacaksa, kanamaya da sevbiyet vermeyecekse e dokunmaya gerek yok.